Şimdi dünyevi işlerde mesela bir insan bazı kapılara gidiyor, onu açamıyor. Ne yapıyor? Vasıta arıyor. Evet. Ya işte Vali Bey'e gideceğim ama kimse yok. Kim onun tanıdığı, akrabası, dostu? Başbakan'a ulaşamadım. Cumhurbaşkanına elim yetişemiyor, ne yapsam? Değil mi? İnsanlarda öyle bir özellik var mı? Ulaşamadığı, yetişemediği kapılara bir vesile arıyor. O vesile ile o kapıyı çalıyor, değil mi? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın marziyatına giden yolda, kabuliyet ve makbuliyete medar yürüyüşte en büyük şefaatçi ihlastır. Yani bir insan ihlası sahip çıkarsa, ihlası alemine giydirirse başka şefaatçiye ihtiyaç yoktur. Yani ihlasın kendisi bizzat şefaatçi olur. Daha açık ifade edersek bu ne demektir? Bu şudur. Demek ki açılmayan kapılar ihlasla açılır. Girilmeyen menzillere ihlasla girilir. Demek maneviyatta kabuliyeti ve makbuliyete medar yolların en hasbi, en kısa, en keskin şefaatçisi nedir? İhlastır.